Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Bugün evde aloe vera bitkisi nasıl yetiştirilir? Aloe vera bitkisi nasıl çoğaltılır ve aloe vera bitkisinden yavru alarak yeni aloe veralar nasıl elde edilir? Sizlere bugün balkonumdan sesleniyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim aloe veralarım yavru vermeye doymuyor arkadaşlar minicik minicik yavrular var, biraz büyümüş yavrular var. Bu yavruları ne zaman koparıyoruz? Ne zaman başka saksıya alıp yeni aloe vera bitkileri yetiştiriyoruz? Sizlere onunla ilgili bir video hazırladım. Biliyorsunuz aloe vera bitkisini sıklıkla cilt bakımında, saç bakımında, tüm vücut bakımında kullanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içleri de nasıl jel dolu, nasıl sağlıklı aloe veralar. Bu ilk gördüğünüz aloe vera şu anda 1 yaşında arkadaşlar ve henüz yavru vermeye başlamadı. Ve cinsi diğerlerine göre farklı bir aloe vera. Gördüğünüz gibi kökünde de hiç yavru yok. Fakat diğer aloe veralarımı yetiştirmeye başlayalı 2 sene oldu. Ve iki sene içinde yavru vermeye doymuyorlar arkadaşlar. Bu gördüğünüz aloe veralar da neden jelleri çekilmiş, neden kurumuş sizlere onu da anlatacağım. Saksıdan, toprağımdan, nasıl suladığımdan hepsini adım adım sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sizlerin aloe veralarınızda böyle canlı, içleri jel dolu ve ee, yavru vermeye doymayacak. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden ben aloe veralarıma nasıl bakım yapıyorum, nasıl yetiştiriyorum, nasıl saksı kullanıyorum ve toprağını nasıl hazırlıyorum hemen o aşamaya geçelim. Öncelikle saksı çok önemli arkadaşlar. Evde bu bitkiyi yetiştirecekseniz kullanacağınız saksı çok önemli. Mutlaka çift saksı olmalı. Yani içinde bir ızgaralı saksı ve altında e, o fazla kalan suyun akacağı bir saksı olmalı. Gördüğünüz bu saksılardan kullanırsanız aloe veralarınız çok daha güzel olacaktır. Böyle yavru vermeye doymayacaktır. Bakın bunu da görüyorsunuz. Minicik minicik yavrular çıkmış. Biraz daha büyüğü burada var. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar ki bunu yapmak gerçekten çok zor değil. Birkaç önemli detay var. O detayları sizler de yaptığınız zaman sizin aloe veralarınız da aynı bu saksılarda gördüğünüz gibi olacak. Böyle her yerinden yavrular çıkacak ve o yavrularla siz de yeni aloe vera bitkileri elde edebileceksiniz. Ne kadar güzel görünmüyor mu arkadaşlar? Bakın ben bakmaya doyamıyorum. Her sabah camı ilk açtığımda aloe veralarıma bakıyorum. O zaman başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir saksı kullanacağız. Dediğim gibi saksı ızgaralı olması gerekiyor. Çünkü kökler suyun içinde kalmaması gerekiyor. Aloe vera'ya verdiğimiz suyun aşağı süzülmesi gerekiyor fazla suyun arkadaşlar. Ve saksımızı hazırladıktan sonra böyle saksının dibine ufak ufak çakıl taşları koyuyorum ben. Ve bunlar da içeride kalan suyun süzülmesini sağlıyorlar. Toprağın suyu emmemesini sağlıyorlar kullanacağınız toprak herhangi bir toprak olabilir. Şimdi toprağa vitamin verme zamanı arkadaşlar. Ben yumurta kabuklarını hiçbir şekilde atmıyorum. Böyle biriktiriyorum ve çiçeklerime besin olarak kullanıyorum. Önce yumurta kabuklarını toprağın üzerine bırakıyorum. Bu arada toprak çok sert olmayacak arkadaşlar. Yani saksıyı çok sıkıştırmayacağız. Ve yumurta kabuklarını toprakla birlikte bu şekilde ufalıyorum yumurta kabuklarını. Sonra çakıl taşlarını koyduğum ızgaralı e, saksımın içine toprağa koymaya başlıyorum. Bu ızgara konusu çok önemli arkadaşlar. Toprağı çok bastırmadan yumuşak bir şekilde saksının içine dolduruyorum. Aloe vera'nın yetiştiği toprağın sıkı bir toprak olmaması gerekiyor arkadaşlar. Toprakta rahat rahat köklerin hava alabilmesi gerekiyor. Bu yumurta kabukları vitamin sağlarken aynı zamanda köklerin hava almasına da fayda sağlıyor. Evet ben saksıya toprağımı doldurdum. Hiçbir şekilde de bastırmadım arkadaşlar. 2 tane yavru ekeceğim bu saksıya. Şimdi sıra geldi yavruları koparmaya. Aa. Aldığın 4-5 yaprak olması gerekiyor ki daha tutması da kolay olsun ve daha çabuk büyüsün. Parmağımla yavrunun dibine hafif baskılar uyguluyorum ve çok basit bir şekilde kopuyor gördüğünüz gibi. Bakın şimdi kopardım en zevkli kısmı da burası. Gördüğünüz gibi kökü ne kadar derinden geliyor arkadaşlar. Şimdi birinci yavruyu kopardım ve saksının üzerine bıraktım. Bayağı da köklü bir yavruymuş bu arada. Sıra geldi ikinci yavruyu koparmaya. Yine buna bunun gibi büyüklükte bir yavru daha koparacağım ve bu arada saksımızın da biraz geniş olması gerekiyor arkadaşlar. Saksı geniş olursa yavru çıkacak yer buluyor. Gördüğünüz gibi benim saksının her yerinden yavrular çıkmış. İkinci yavruyu da nazik bir şekilde kopartıyorum. Evet, bakalım bunun dibi nasıl çıkacak. Evet, bu da bayağı köklü bir yavruymuş. Evet, her ikisini de şimdi yumuşak bir şekilde saksıya dikeceğiz arkadaşlar birini bir deliğe bırakıyorum diğerini bu deliğe bırakıyorum fakat bu delik bunun kökü uzun olduğu için birazcık daha oyulması gerekiyor hiç kökleri zarar görmeyecek şekilde çok nazik bir şekilde deliğin içine yavruyu bırakıyorum ve elimle çok hafif baskı uyguluyorum çünkü kökünün nefes alması gerekiyor arkadaşlar bu kısımda çok önemli Şimdi dediğim gibi bunun kökü biraz daha derinden geldiği için daha uzun ve ben deliği biraz daha büyütmem gerekiyor. Öncelikle deliği büyütüyorum. Sonra yine çok nazik bir şekilde bu yavruyu da dikiyorum arkadaşlar. Kırılacak diye çünkü çok nazik davranmak gerekiyor ki kökler hasar görmesin. Evet yine hiç elimle bastırmıyorum toprağa hafif çok hafif bir baskı uyguluyorum toprağın üstüne düzeltiyorum onların dik büyümesini sağlayacak bir şekilde düzeltiyorum aloe vera yapraklarını yavrularını dikme işlemini gerçekleştirdik şimdi yavruları aldığımız yerleri de düzlüyoruz arkadaşlar ki oradan yeni yavrular çıksın Şimdi geldik sulama aşamasına. Ben aloe veralarımı nasıl suluyorum? Ne sıklıkta suluyorum? Yaz mevsiminde haftada bir kez su veriyorum ve mutlaka yumurtayı kaynattığım suyu soğutup veriyorum arkadaşlar. Yani ben aloe veralarıma besin olarak sadece yumurta kabuğunu kullanıyorum ve yeterli geliyor. Gördüğünüz bu aloe veraların hepsi yumurta kabuğu var içinde topraklarında ve e, sularken de yumurtayı kaynattığım suyu veriyorum. Başka hiçbir vitamin kullanmıyorum arkadaşlar. Ne kadar sağlıklı görüyorsunuz? Ne kadar güzel. Şimdi bu yavrular ektikten sonra 3 gün bu şekilde azar azar su veriyorum. Köklerin e, sulanmasını sağlıyorum kök salmasını sağlamak için 3 gün arka arkaya su veriyorum. E, o aloe veralar da büyüyecek. Bunlar gibi büyük, kocaman aloe vera olacaklar arkadaşlar. Yaprakları çok sağlıklı, çok da güzel arkadaşlar. Sadece yumurta suyu veriyorum ve toprakların içine yumurta kabuğu bırakıyorum. Dediğim gibi saksı çok önemli, sulama çok önemli. Kış mevsiminde 15 günde bir su veriyorum ve az su veriyorum kış mevsimi. Yazın biraz daha fazla su veriyorum ve ben bunları güneş almayan balkonda yetiştiriyorum arkadaşlar. Güneş aldığı zaman aloe vera'lar ne oluyor? Şimdi birazdan da sizlerle onu paylaşacağım. Bunun denemesini de yaptım. Ben böyle güneş gören yere, yere yavrular ektim. Bu e, güneş alan bir yerde bu yavrular arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içindeki jeli güneş tamamen kurutuyor. Ya yani evde güneş alan yerde bu bitki olmuyor. Ben yetiştiremiyorum. Yani yetiştirenler var mı onu da bilmiyorum. Fakat yavru vermeye devam ediyor. E, kökü de tutmuş ama gelin ki e, jelleri olmuyor arkadaşlar. Bu arada da benim balkonda bir de çilek var. Çileğim de çiçek açtı. Güneş almayan fakat günü mutlaka görmesi lazım. Ben güneş almayan balkonumda yetiştiriyorum arkadaşlar bunları. Kışında yine kapalı balkonda yetiştiriyorum. Ve kışın 15 günde bir su veriyorum. Yazın haftada bir kez su veriyorum ve çok aşırı su vermiyorum. Yani aşırıya kaçmış olsam bile saksı e, suyu aşağı akıtıyor arkadaşlar. Su ızgaralı olduğu için aşağı akıtıyor. E, yeni yavrularımı diktim ve dikmek için büyüyen çıkan bir sürü yavrular daha var arkadaşlar. Umuyorum sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu şekilde aloe veralarınıza bakım yaparsanız inanın yavru fışkıracak, yavru almaya doyamayacaksınız. Hoşçakalın arkadaşlar.